Ama bunun tadını, zevkini, lezzetini, maneviyatını sevdiğim için bırakamadım. Bırakamam da. Ömrümün sonuna kadar da bu görevi yapmak isterim ben. Her gün sabah namazından sonra ben Seyyid-i Burhanettin Hazretleri'ne oraya giderdim ben zaten. Kabirleri ziyaret ederim, dua ederim. Ama bizzat da böyle işin içine girince daha çok zevk almaya başladım. Sabahleyin erkenden kalkarım. Bazen eşimin haberi olur, bazen olmaz. Genelde olmaz. Genelde haber vermeden çıkarım yani. Okurum evden, çıkarım. Bütün türbelerin etrafındaki o şişeleri, yaramaz şeyleri hepsini temizlerim. Ve hep o gün çoğuna gidemem yani, hepsine gidemem. En az üçte birine giderim. Kayseri'de 36 tane türbe var. 157 tane de bunların içerisinde yatan var. Kutlu Hatun'u, bu hanımefendiyi rüyamda gördüm. Allah dostunu. Dedi ki, buralara içki şişeleri, şeyleri, buranın pencereleri falan yoktu. Camları falan yoktu. Yerler, şey, toprak, taş, sandukalar yoktu. Bu sandukaları hep ben yaptırdım bunlar. Yeniden yapıldı. Ve üstümüzü bizim çığınıyorlar dedi. Rüyamda. Dedim ki, bu üstümüzü çığınamamaları için benim ne yapmam lazım? Bu insanlara nasıl bir talimat vermem lazım? Oraya ben bir zincir mi çekeyim, ip mi çekeyim, ne yapayım ben? Dedi ki, bu ölçüleri verdi. Sanduka yaptır dedi.